İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Enver Aysever. Düşünelim de sizle beraberiz. Diyeceksiniz ki Kadri Gürsel nerede? Kadri Gürsel yaz geldi. Benim yerime 2 hafta görev yaptı. Şimdi o gitti. Bugün ben varım. Üstelik sadece Kadri Gürsel'in gitmesi değil mesele. Normalde saat 21'de başlayan yayınımız bugün 20'de başlıyor. Neden derseniz yazın kurultaya giderken hatta bayrama kadar yoğun gündemden dolayı böyle sizle daha çok beraber olacağız. Umarım canınızı sıkmamış oluruz. Saat 21'e kadar güncel meseleleri irdeleyeceğiz beraber. Saat 21'den itibaren İstanbul'da, Ankara'da bolca konuklarımız olacak ve yoğun bir yayın yapacağız. Saat 20'den 24'e 4 saatlik yoğun bir yayın. Pazartesi günü ayrıntılarda beni yalnız bırakmadınız. Türkiye'nin bütün meselelerini konuştuk. Dünyanın farklı yerlerine bağlandık. Meselelerimizi anlattık. Bu akşam da yine dolu dolu bir yayınımız var ve bu yayında neler olacak, neler bitecek hep beraber göreceğiz. Türkiye tuhaf bir süreçten geçiyor ve bu geçtiği tuhaf sürecin en temel ve kışkırtıcı ve insanı rahatsız eden göstergesi kadına ve hayvana yönelik şiddetin giderek artması. Hani kadına ve hayvana deyince bazı insanlar ne demek istiyorsun diyebilirler. Benim için hayvanlar son derece muteber. Hayvanlar, çocuklar ve nihayetinde kadınlar Türkiye'de her an ve her dakika tehdit altında. Sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi konusunda büyük bir direniş gösteriyor kadınlar. Dahası sokaklara indiler çünkü kadın cinayetleri hız kesmiyor ve bu kadın cinayetlerine karşı erkeklerin de kadınların yanında yer alması gerekiyor. Ancak iyi niyetle ya da böyle işte duygusal bir takım paylaşımlarla bu iş çözülmez. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakkını güvence altına alan, caydırıcı cezalar getiren bir sözleşme. Peki ama ilk imzayı koyan Türkiye, uluslararası bu anlaşmaya ilk imzayı koyan Türkiye neden şimdi imzadan vazgeçmek niyetinde? Bunu da konuşacağız, tartışacağız elbette. Öte taraftan Türkiye'nin yakın dönem tarihinde Cumhuriyet tarihinin karanlık dönemlerinden birisi olan o 90'lı yıllardan bu tarafa gerçekten artarak gelen ve Türkiye'de cumartesi anneleri olarak bilinen kadınların, anaların bir süredir her zaman toplandıkları, barışçı eylem yaptıkları yere girmeleri yasak. Onun yıl dönümüne geldi ki kadınlar, anneler isyanda, akrabalar isyanda. Devlet kayıpları bulmak yerine anaları cezalandırır hale geldi. Bu tabii hepimizin canını yakıyor. Bunu da konuşacağız az sonra. Ve en önemlisi salgın olabildiğine sürüyor. Bir taraftan salgının Türkiye'deki bu Kurban Bayramı günlerinde boyutunun giderek artacağı ve tehdit edecek bir noktaya geleceğini biliyoruz. Bu işin bir tarafı. Ama başka bir tarafı daha var. Dünyada çeşitli aşı çalışmaları var ve bu aşı çalışmalarının sonucunda olumlu geri dönüşler de oldu. Fakat bu olumlu geri dönüşlerin ne oranda olduğuna bakacağız ve Türkiye'ye bu olumlu geri dönüşlerin ne zaman ve ne biçimde yansıyacağını da konuşacağız. Ama zenginlerin buluş yaptığı bir dünya. Teknoloji onlarda, bilim insanları onlarda ve piyasa ekonomisi sürüyor. Yoksul ülkeler nasıl bu aşıya ulaşacak? Bir de böyle bir sorun var. Türkiye buna maddi olarak hazır mı? Ya da hazırsa ne kadar yatırım yapacak? Bu meselelerin hepsini konuşacağız saat 8'de 9 arası. 9'dan itibaren de başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi pazar gerçekleşecek olan kurultayından söz edeceğiz. Ben kendi payıma hemen şunu söylemek isterim size. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde tıpış tıpış diye bir yazı yazdım. Ve doğrusu kendi payıma bu yazının önemli gerekçelerle tartışılmasını umuyorum. Çünkü Türkiye'de Aksaçlılar denen bir grup bildiri yayınladı. Daha önce Sanatçılar Girişimi bir bildiri yayınlamıştı. Bildiriler önemli. Aydınların toplumda öncülük etmesi önemli. Lakin bildiri altına imza koyanların bazılarının ilk önce bir öz eleştiri yapması gerekmez mi diye düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir dönemin iktidara koltuk değneği olmuş isimleri bugün bize akıl vermeye kalkıyorlar. Ben şunu söylemiştim. Aynı şeye devam edeceğim. Hesap vermesi gerekenler, özür dilemesi gerekenler akıl verir hale geldiler. Burası Türkiye. Hayaldi gerçek oldu. Yarın Ayasofya'da cuma namazı var. Kıyametler kopuyor. Davetiyeyle cuma namazına mı gidilir tartışması? Muharrem İnce'nin davet gelirse giderim lafından sonra çok dalga geçilmişti. Fakat Sayın İnce haklı çıktı. Çünkü davetiyesi olmayanlar namaza gidemeyecekler. Kaldı ki dünyada Ayasofya'nın anlamı ne? Türkiye'de anlamı ne? Türkiye'de bu muhafazakar tehdit, muhafazakar baskı meseleyi nereye götürür? Onları da konuşacağız. Telefon bağlantılarımız var, Skype bağlantılarımız var. Bunlar hazırsa teker teker başlayalım. Arkadaşlarım bana söyleyecekler. Maside Hanım'la başlıyoruz değil mi? İlk olarak. Evet. İyi akşamlar diyeceğim. Aslında çok da iyi olmayan dönemlerden geçiyoruz Sayın Ocak. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
Cumartesi anneleriyle ilgili Türkiye öteden beri sınavını çok da iyi vermiş bir ülke değil. Çünkü kayıplarınız var. Kayıplar Türkiye'nin kaybı. Kayıpların aydınlatılamaması, kayıpların Türkiye açısından yüzleşmeye götürecek bir döneme taşınamaması Türkiye'de bir demokrasi sorununun en yoğun halini gösteriyor. Siz bir bildiri yayınladınız. Daha doğrusu bir çağrı yaptınız. Önce bu çağrıyı alayım buradan. Ardından da beklentilerinizi konuşalım isterseniz. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim, yani bizim sevdiklerimiz varlıkları inkar edilen insanlar ve biz 25 yıldır sevdiklerimizin, varlığı inkar edilen sevdiklerimizin, sevdiklerimize ne olduğunu soruyoruz. Bu hafta 800. haftamız cumartesi günü ve sizin gibi dostlarımızın, duyarlı insanlarımıza bir çağrımız var bizim. Pandemi nedeniyle maalesef ki uzun süredir evlerimizden hakikat ve adalet arayışımızı sürdürüyoruz. 800. haftamızda da yarın akşamdan başlayarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarımızı yaygınlaştırarak bu sorunumuzun, Türkiye'nin sorunu olan bu sorunun gündemleştirilmesini istiyoruz aslında. Bizim sevdiklerimizin varlığı inkar edildi ama bizim sevdiklerimize birer mezar borcumuz var. Tüm deliller, tanıklar, mahkeme tutanakları, ahim yargılamaları, meclis araştırmaları bizim sevdiklerimizin gözaltında kaybedildiğini doğruluyor. Ve 800 haftadır biz adalete ulaşmaya çalışıyoruz. 700. haftamızdan bu yana yoğun baskı altında gerçekleştirmeye çalışıyoruz adalet arayışımızı. Yarın saat 21'de Twitter'dan Cumartesi Anneleri hesabından duyuracağımız takla bizim sesimizin, soluğumuzun, taleplerimizi görünür kılmaya çağırıyorum herkesi. Yine aynı zamanda Cumartesi günü saat 12'de pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyoruz basın açıklamalarımızı. Basın açıklamalarımızı ve taleplerimizi yaygınlaştırarak herkesin sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Peki, şimdi gelinen durumda anlaşılan o ki devlet size artık Galatasaray'da olma izni vermeyecek gibi görünüyor. Galatasaray'ın anlamı neydi ve o toplanmaların anlamı neydi? Benim bilebildiğim kadarıyla orada bu cumartesi anneleri toplantılarının hemen hiçbirinde yasa dışı bir eylem olmadı. Gayet barışçı annelerin arayışları oldu. Neden böyle bir gerilim ortaya çıktı ve sizin orada toplanmanız bu salgından önce engellenmişti. Bundan sonra bu cumartesi anneleri denen acılı insanlar topluluğu davranışlarını, yani eylem bağlamında söylüyorum, topluluğu davranışlarını nasıl yönlendirecekler? Yani aslında bu 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk icraatlerinden biri oldu. Cumartesi annelerinin barışçıl arayışlarının, adalet taleplerinin önünü kesmek. Yani biz bu tür baskıların yabancısı ya da bu tür baskılara boyun eğecek insanlar da değiliz. Çünkü biz kararlıyız, biz sevdiklerimizi arıyoruz. O meydan 25 yıldır bizim tüm acılarımızın tanığı. O meydan demir bariyerlerle çevrildi şimdi polisler, polis ablukasında. Ve o meydan bizim için kayıp sevdiklerimizle buluşma mekanımız. Ve hiçbir gücün o meydandan bizi koparacağına inanmıyoruz. Bu yüzden kararlıyız. Çünkü insanlar bir anahtarlarını kaybettiklerinde bile, bir eşyalarını kaybettiklerinde bile dönüp oraya bakarlar. Kaybettikleri yerlere bakarlar. Düşürdükleri yerlere bakarlar. Ama bizim canımız eksik. Ve biz dolayısıyla o meydana belki de kayıp yakınları olarak çok bağlıyız. Çünkü o meydan bizim sevdiklerimizle söyleştiğimiz yer. Çoğu ailemiz, her birimiz belki de kaybımıza ait bir mezar yeri olarak da görüyoruz o alanı. Ama en çok da hakikatin, adaletin ve mücadelenin, umut etmenin, bir arada olmanın adıdır Galatasaray bizim için.
Ve aslında Galatasaray'ın kapatılması, bize ve herkese yasaklanması bu ülkede anayasanın uygulanmadığının da bir göstergesidir. Peki siz bu konuda yetkililerle görüşüyor musunuz? Yani biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmıyoruz. Sadece sevdiklerimiz adına onların bir mezarı olsun diye mücadele ediyoruz. Ve netice itibariyle de bu mücadele meşru, demokratik bir haktır. Neden bize bunu yapıyorsunuz dediğiniz oluyor mu? Hem İstanbul Valiliği bağlamında bu girişiminiz oldu mu? Hem de aslında siyasiler açısından bu diyaloğa girdiniz mi? Çünkü aslında Türkiye'de toplanma, gösteri yapma izne tabi değil. Dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Yani Türkiye'de bu izne tabi değil ama anayasaya göre izne tabi değil. Biz bundan anayasanın hükümlerinin uygulanmadığını, anayasanın bir geçerliliğinin olmadığını da görüyoruz aslında. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla bize yasaklanıyor, İçişleri Bakanlığı emriyle. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı'yla 3-4 defa randevu talebinde bulunmamıza rağmen görüşme talebimiz kabul edilmedi. Meclis bünyesinde görüşme taleplerimiz var. Defalarca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere randevu taleplerinde bulunduk. Ama randevu taleplerimize de herhangi bir karşılık maalesef ki bulamadık. Bir karşılığı olmadı bunun. Tabii meclise gittiğimizde görüştüğümüz elbette milletvekilleri oldu ya da parti başkanları oldu, genel başkanları oldu. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum, üzülerek bunu söylemek istiyorum. 25 yıllık bir mücadelenin sonunda belki de cumartesi annelerinin bu kadar yalnız bırakılmamalıydı. 9 hafta boyunca İnsan Hakları Derneği önünde basın açıklamamızı yapabilmek için annelerimiz defalarca darp edildiler. Her birimizin vücudunda yaralar oluştu belki ama bunların hiçbiri bizim sevdiklerimize olan hasretimizi, özlemimizi ya da adalete olan açlığımızın üstünü kapatamıyor maalesef ki. Yani belki de bu yayınınızla bir kez daha çağrı yapmış olalım. Randevu taleplerimize karşılık beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Peki biz de görevimizi yapmış olalım. Yarın akşam çağrı yeniden yinelenecek. Cumartesi günü açısından sosyal medyada bir ses çıkarmaya çalışacak insanlar. Buna katkı verilsin ve annelerin acılarının dinmesi için hiç değilse orada bir örgütlenme sağlansın. İnsanlar destek olsun diye görevimizi yapmış olalım. Çok teşekkür ediyorum yayınınıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum Enver Bey. Tüm arkadaşlara selam ve sevgilerimizle iyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gün geçmiyor ki hakikaten yürek burkan meseleler yaşanmasın, görülmesin. Gerçekten Pınar Gültekin'in cinayetinin olma biçimi ve ardından pişkin bu insanların çevresindekilerin ya da ona destek verenlerin ortalarda, sosyal medyada işte su testisi su yolunda kırılır türünde aşağılık ifadelerde bulunmaları toplumda bir infiale yol açtı. Gerçi toplumda bir infiale yol açtı mı diye sormam daha doğru. Çünkü giderek şöyle bir çağ yaşadığımızı düşünüyorum. İnsanlar evde vah 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 ah 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 neler oldu felaket geldi falan diyorlar. Ama çevresinde kadına şiddet gösteren eşleri dostları olduğu zaman uyarmıyorlar falan. Halbuki böyle değil. Gerçekten kadına çocuğa şiddette bulunan insanı hayattan tecrit etmek gerekiyor. Selamı sabaha keseceksiniz, çay içmeyeceksiniz, sohbet etmeyeceksiniz. Yaşı, konumu ve işte toplumsal statüsü ne olursa olsun onunla asla temas etmeyeceksiniz. O yaptığı bu aşağılık muameleyle yüz yüze kalacak. Çok açık söyleyelim. Muhafazakarlık elbette şiddetin üzerine bir kılıf gibi geliyor. Doğru. Ancak sadece muhafazakar çevrelerde rastlanmıyor. Taciz, tecavüz, şiddet, öldürme olaylarına. Hayatın her alanında rastlanıyor. Koskoca profesörler kravatlarını takıp ekranlarda akıl veren insanlar bir bakıyorsunuz evde karısını darp etmiş.
Bakıyorsunuz insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki bu şaşırtıcı bir halde sanatçılar vesaireler kafasını duvara vuruyor sevgilisinin falan, çok acayip şeyler yaşıyoruz. Bakın aşk ayrı bir şey. İşte aşktan dolayı, o tutkudan dolayı insanın tartışması falan ayrı bir şey. Bu boşanma ihtiyacı duymak, erkeğin iktidarını tartışmaya açmak ayrı bir şey. Şiddet uygulamak, ölüm ayrı bir şey. Yani hararetli bir tartışma yapmak ve bunun sonucunda tahrik oldum demek bir savunma değil. Olmayacaksın kardeşim. Kimsenin bir diğerine vurma hakkı yok. Hele ki erkeklik iddiasında olup ben senden üstünüm diyerek, toplumsal bir vazifeymiş gibi bu. Yani toplumsal vazife ne? Erkek kadını ıslah eder. Erkek kadına haddini bildirir. Bu öğreti tepeden tırnağa yanlış. İşte bunu Tuğba Torun'la konuşacağız. Avukat Tuğba Torun'la konuşacağız. Çünkü Tuğba Hanım hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici konumunda, hem bir aktivist olarak bu meselelere kafa patlatıyor ve mücadele ediyor. Dolayısıyla hepimiz biliyoruz ki siyasi partilerin içinde de erkek egemen bir dil var ve siyasi partilerin içinde de şiddete uğrayan insanlar var ve bu insanlar aman partimiz zarar görmesin diye üzerinde kamufle ediliyor bazen. Tabii kötü niyetli olanlar, insanları tehdit eden 3-5 tane vakanın kadının olması kocaman bir şiddet olayını da gölgelememeli. Bazıları diyor ki kardeşim bazı kadınlar da bunu çıkar için kullanıyor diyor. Şöyle diyelim, 100 bin vakada bir tanedir. Dolayısıyla bu hiçbir şey ifade etmez. Netice itibariyle kadının beyanının haklılığı, netice itibariyle kadının toplumsal kazanımlarının korunması Türkiye için önemli. Sayın Torun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Siz İstanbul'lara gelemediniz çünkü Ankara'da bir koltuk kavgası var, parti meclisi kavgası var. Ben çok açık söyleyeyim, eskiden oralarda olmuş birisi olarak parti meclisi kavgalarında maalesef, biraz sonra yayında da konuşacağız, kimsenin siyaset falan konuştuğunda ben hiç rastlamıyorum. Aman abi, senin adamın mı, benim adamım mı bilmem ne. Herkes Ankara'ya kamp kurmuş durumda. Bu arada ses kesiliyor. Kesildi mi? İnternetten kaynaklı ses kesintisi yaşıyorum galiba, kusura bakmayın. Evet, Ankara'dayım, otelden bağlanmak durumunda kaldım ama bağlantı zayıf diyor, bilmiyorum hani sesim geliyor mu size ama. Biz sizi duyuyoruz, siz duyuyor musunuz bizi? Tamam. Arada kesiliyor ama herhalde bu şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ben duymadığınız bölümde kurultaya dair atıp tutuyordum burada, boş verin, duymadım yok. Şimdi siz sosyal medyada... Yani aslında şey, hani koltuk kavgası demeyelim de ona, işte partinin demokratik kurultay, işte 2 yılda bir olması gereken yaptığımız seçimi. Ama tabii kurultay havası genelde demokrasi havasında olur. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyledir. Fakat bu defa salgın sebebiyle biraz daha kısıtlı şartlarda yapmak durumundayız. Bundan da tabanımız kısmen rahatsız, haklılar da ama daha güzel şartlarda, daha güneşli ve sağlıklı günlerde inşallah yapacağız. Ya nasıl olsa genel başkanın kim olacağı belli. Türkiye'de de genel başkan seçimi dışında ikinci adamların hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığı için bunların hepsi tevatür aslında. Ben dostça söylüyorum size, aramızda kalsın. Gerçekleri konuşmak gerekiyor Türkiye'de. Mesele şu, Türkiye büyük bir muhafazakarlık, büyük bir gericilik baskısı altında bir taraftan. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal ettirmek isteyenlere baktığımız zaman böyle. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır diyoruz, değil mi? Peki nasıl yaşatacak? Kesinlikle. Nasıl yaşatacak? Uygulayarak. O cezaların uygulanması korkutucu olması gerekiyor, evet. Değil mi? Sizden önce bu... Kesinlikle. İstanbul... Yani bunun birçok boyutu var. Elbette ki o İstanbul Sözleşmesi yaşatır ama bunun yanı sıra sadece yasalar değil. Yani siz eğer bir zihniyet sorunu olarak, ki İstanbul Sözleşmesi aslında o zihniyeti kökeninden değiştirmeye çalışan, buna programlanmış, bunun için bilhassa detaylı şekilde yazılmış bir sözleşmedir. Yalnızca yasaları uygulamak değil, bunun yanı sıra o zihniyeti değiştirmek üzere bütüncül politikalarla hareket etmek gerekir. Yani ağzımızdan çıkan kelimelerden tutun da toplum içerisindeki herhangi bir davranışımıza, sokaktaki, iş yerindeki davranışımıza kadar bütüncül şekilde şiddeti çözmeye yönelik tutum almak durumundayız. İstanbul Sözleşmesi elbette ki bu tutumların bir toplamıdır. Yani hem önleyici, koruyucu tedbirler olarak
hem cezai anlamda soruşturma ve kovuşturma yapın, etkin ceza verin ve uygulayın diyen bir sözleşme olarak ve son olarak da dördüncü temel ilkesi, bence en önemlisi, bütüncül politikalarla hareket edin talimatı veren bir sözleşme olarak imzacı devletlere son derece önemlidir ve şiddeti önlemekten başka bir kaygısı olmayan bir sözleşmedir. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de arka arkaya insanı şok edecek korkunç haberler alıyoruz. Yani bir kadının bir ilişkide bulunduğu bir kimse tarafından öldürülmesi, bir beton içine konması, bir bidon içine konması, üzerine beton dökülmesi kanımızı dondurdu, tamam. Ama ondan sonra bir kadının kocasının kardeşi tarafından tecavüze uğradığı ve bu adamın tutukluluğunun hemen kaldırılıp salıverildiği, daha sonra sanki kadın suçluymuş gibi kocası tarafından öldürüldüğü meselesini gördük. Yani bunlar son 1-2 günde olan meseleler. Yetmedi. Bugün manyağın tekinin bir köpeğe tecavüz ederek öldürdüğünü gördük. Yani çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Ve böyle bir dönemde işte 18 yaş altındaki küçük çocukların o ya da bu sebepten dolayı evlendirilmesi sonucu doğan tabloda bir cezai uygulama var. Fakat buna karşı bir grup diyor ki aile bütünlüğümüz bozuluyor. Bir taraftan da böyle bir mesele var. Ve bu ciddi Türkiye'de sorun haline geldi. Bu da işin siyasal tarafı. Hem siyaseten mücadele edilmesi gerekiyor hem hukuken. Buna ne diyeceksiniz? Kesinlikle. Şimdi tablo giderek vahimleşiyor. Şiddet artıyor. Bu bir gerçek. Algıda seçicilik değil. Katiyen öyle değil. Çünkü zamanında bunu ima eden bakanlar da oldu Türkiye'de. Bundan daha 3-5 yıl öncesine kadar. Bu hep vardı. Efendim algıda seçicilik diyenler de oldu. Hayır. Gerçek olarak ne yazık ki rakamlarla ifade etmek zorunda kalıyoruz ama evet, rakamlar olarak da şiddet artıyor. Şüpheli ölümler de artıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bu ülkede kadın hareketi çok başarılı ve belki de tek başarılı harekettir. Bu kazanımlara rağmen, bu dirence rağmen bir yandan da siyasi iktidar şunu başardı. Suçlulara kendini savunmayı öğretti. Suçlulara suçtan yırtmayı öğretti. Ve ne yazık ki cinayetlerin yöntemi bile, şiddet uygulamanın yöntemi bile birbirine benzemeye başladı. Çok üzülerek ifade ediyorum ama Emine Bulut cinayetini biliyorsunuz. Hepimiz için çok büyük bir travmaydı. Boğazı kesilerek öldürüldü. Ve ondan sonraki cinayetlere bakın, çoğunlukla boğazı kesilerek öldürüldü kadınlar. Ben bunu ifade ederken bile şu anda çok zorlanıyorum. Ve genelde suçlular yöntem bakımından birbirlerine benzeyen yöntemleri kullanmaya başlarlar. Eğer müdahale etmezseniz. Bunun bir anlamı var mı? Yani yöntem ne sağlıyor? Elbette ki var. Şimdi orada eğer suça yönelik cezanın, suçun sonucunda cezanın, yaptırımın yeterince etkin uygulanmadığını, yani cezasızlık algısının yayıldığını, evet biz korunuyoruz. Hem yasalar tarafından korunuyoruz çünkü indirim veriliyor, çeşitli indirimler veriliyor. Hatta çoğu zaman beraatler veriliyor. Şüpheli durumlarda, örneğin intihar süsü verilmiş durumlarda ya da kaza süsü verilmiş cinayetlerde yeterince etkin ceza uygulanmadığında suçlular şunu söylüyor. Ben korunuyorum devlet tarafından. Bakın İstanbul Sözleşmesi bile beni yani kaldırılmak suretiyle aslında korumaya yönelik hareket ediyor siyaset. Dolayısıyla çok daha rahat cinayet işleyebiliyorlar. Çok daha rahat şiddet uygulayabiliyorlar. En fazla şunu söylüyorlar. Beraat edebilirim. Çok az yatıp çıkabilirim. Yeterince ceza almayabilirim. Aman canım, yani neticede ben bu suçtan bir şekilde yırtıyorum diyorlar. Ve ona razı gelip o suçu muhakkak işliyorlar. Yani bu işte cezasızlık algısı dediğimiz şey. Ve bu çoğunlukla o kitlelere hitap eden kişilerin ağızlarından çıkan cümlelerden tutun da siyasilerin, yok efendim o da gece dışarıda olmasaydı, o da onun evine gitmeseydi, o da dekolte giymeseydi, aman o da zaten şöyle bir kadınmış gibi sözleriyle suçun meşrulaştırıldığı, yani normalleştirildiği durumlarda daha çok ortaya çıkıyor. Bu cezasızlık algısıyla meşrulaştırıcı söylemler birbirini destekliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bugün tartışılması bile bugüne bahsettiğiniz vakaların, az evvel bahsettiğiniz vakaların daha da çok artmasına, daha da vahşet
yöntemlerle işlenmesine sebep oluyor. Bu bir aslında araştırma sonucu. Genelde suçlular birbirinden bakarak işte yöntem geliştiriyorlar. O sırada en yakınlarında, en kısa vakitte ne şekilde haberleri okudularsa onlara göre cinayetler işliyorlar. Bu bir araştırma sonucuydu, hatta tam olarak hatırlamıyorum. Bakabiliriz. Neticede eğer siz bu vahşi biçimde işlenmiş ve illa vahşi olmak zorunda değil, yani en ufak kadına yönelik işlenmiş bir hakaret suçu bile, tehdit suçu bile etkin şekilde cezalandırmazsanız eğer, bunun kat be kat artmış haliyle en feci yöntemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bir sonuçtur. Yani buna bir vaka, sadece bir vaka, aslında her yerde, dünyanın her yerinde rastlanan bir vaka olarak bakmamak lazım. Ve bu yalnızca aslında kadına yönelik, kadının insan haklarıyla ilgili tutumla da ilgili değil. Ekonomiyle de ilgili mesela. Yargı bağımsızlığıyla da ilgili mesela. Bir ülkedeki baskıyla, bir ülkedeki kutuplaşmayla da ilgili mesela. Bunların hepsi birbirini tetikleyen durumlar maalesef ki. O yüzden siz topyekun demokratik ilkelere uygun, hukukun üstünlüğünü kabul eden, çoğulcu temsiliyeti kabul eden, insan haklarını üstün tutan bir yönetim biçimi belirlemezseniz, böyle patır patır çorap söküğü gibi suçların arttığını ve birbirini teşvik ettiğini görürsünüz. Peki yalnız şöyle bir şey yok mu? Sonuç itibariyle bu İstanbul Sözleşmesi temelde iktidarın biz hata yaptık dediği bir sözleşmeye döndü. Neden böyle diyorlar, bir kere onu anlayalım. Ama bir taraftan da hemen hemen bütün siyasi partilerde eril bir tutum, eril bir dil kullanıldığını da görüyoruz. Hatta bugün ilginç başka bir şey daha oldu. İlginç olması, şiddet olayının Türk siyasetine yön vermiş bir ismin ailesinden gelmesi. Tansu Çiller'in oğlunun karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açıldığı haberini gördük, görmüşsünüzdür siz de. Bir kadın başbakanın oğlu eşine şiddet uyguluyor. İddialara göre Tansu Hanım'ın olayı örtbas etmek istediği falan söyleniyor. Yani meselenin boyutuna baktığımız zaman hakikaten işin içinden çıkılamayacak derecede karmaşık bir hale geldiği görülüyor. Hatta başka siyasi partilerde de erkeklerin zaman zaman şiddete yöneldiği ve işte sümen altı edildiğine yönelik HDP'de vakalar çıktı. İyi Parti'den duyum aldık. İşte başka bir sürü yerde de oluyor böyle şeyler. Zaten AKP ile ilgili meseleler oldu, MHP ile ilgili oldu, CHP'de bu tür benzer işte durumlar olduğu görüldü falan. Yani bu Türkiye'nin sorunu bir yandan da. İdeolojik tarafını önemsiyorum. Ama bir taraftan da genel olarak erkek egemen dilin, erkek iş görme halinin de bir sorun olduğunu herhalde konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle konuşmamız lazım. Bu ataerkil problemi her yerde farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Örneğin az evvel bahsettiniz. Siyasette mansplaining diyoruz biz ona. Yani ister istemez böyle müstehzi bir gülümsemeyle kim olursanız olun bir erkeğin bir kadına aman canım o işler de öyle değildir diyerek hitap ettiğini ya da sizi susturmaya çalıştığını rastlayabilirsiniz. Bu da bir şiddettir mesela ve bu çok en hafifidir. Bana sorarsanız hafif dememek de gerekir aslında. Çünkü bunlar büyüyor ve farklı şekillere bürünüyorlar. Bununla beraber ataerkil problemi yalnızca Türkiye'de değil, evet dünyanın bir problemi. Ve ataerkil varsa bir yerde, orada hakikaten bir suç potansiyeli var. Çünkü bir erk var. Çünkü ezen bir güç var. Bir ezilme durumu her an gündeme gelebilir. Bu partilerde yaşanan, özellikle hani AK Parti'de örneğin Rabia Naz vakası ya da Nadira Kadirova vakası, bunların hepsi dediğim gibi böyle birbirine bağlı vakalar. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden pişman olma noktasına gelince, işte bu erilliğin aslında dışarıda da artık yasalar bakımından da ve sokakta da tezahür ettiğini görüyorsunuz. Sadece o partilerin eril zihniyetinin her tarafa dört bir yandan saldırdığını görüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ve Avrupa Konseyi yapı olarak baktığınızda işte hukukun üstünlüğünü, çoğulcu temsiliyeti, insan haklarını üstün tutan bir yapı. Türkiye yıllardır oraya üye. Bir uluslararası sözleşme anayasanın 90. maddesine göre hepimizin artık bildiği üzere kanun niteliğinde ve hatta bir yerel yasayla uluslararası sözleşme
çatıştığında uluslararası sözleşme hükümleri üstün tutulur. Dolayısıyla siz bir uluslararası sözleşmenin altına imza attığınızda aslında onu uygulamak da zorundasınızdır. Ve Türkiye ilk dört maddesinde de anayasasının yer aldığı üzere Avrupa Konseyi ile aynı zihniyette düzenlemeler yapan ve bunu kabul etmiş, beyan etmiş bir ülke. Ve o zaman 2011 yılında imzalandığında siyasi iktidar döneminde koşa koşa imzalanan, kesinlikle hani aykırı bir muhalefet olmaksızın imzalanan bir sözleşme. Hatta gurur da duyulan bir sözleşme. Sözleşmenin eveline baktığınızda bir Nahide Opus kararı var. Nahide Opus şiddete maruz bırakılmış bir kadındı ve devlet tarafından korunmadı. Neticede annesi öldürüldü şiddet faili tarafından. Ve onun utancıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti vaka ve oradan Türkiye'ye ceza çıktı. İlk cezaydı şiddet anlamında ve Türkiye bu utançla aslında ne yapabiliriz arayışına girdi ve İstanbul Sözleşmesi hazırlandı. Türkiye'de ilk imzalayandı ve 2014 yılında meclisin onaylamasıyla yürürlüğe girdi. Sözleşmeye baktığınızda yalnızca ve yalnızca az evvel bahsettiğim önleme, koruma, kovuşturma, soruşturma ve bütüncül politikalar uygulama çerçevesinde şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşmedir. Başka hiçbir kaygısı yoktur. Detaylı şekilde devletlere alınması gereken önlemleri sayar. Dördüncü maddesi de der ki ayrım yapmayacaksın. Asla. Yani cins, dil, din, ırk, renk, cinsel yönelim bu cümleye takılıyorlar, bu kelime ibareye takılıyor. Hiçbir şey ayırt etmeksizin, kim olduğuna bakmaksızın şiddete maruz bırakılmışsa eğer o kişiyi şiddetten korumak için her şeyi yapacaksın. Ve diyor ki aslında Opus kararının özeti olduğu üzere şiddet bir toplumsal meseledir, aile içi bir mesele değildir, toplumsal bir sorundur. Dolayısıyla devlet olarak senin şiddeti önleme yükümlülüğün var. Biz bunun altına imza attık mı? Attık. Uygulanacak dedik mi? Evet, meclis iradesiyle uygulanacak dedik. Şu anda pişmanız diyoruz bir anda ya da işte Erdoğan söyledi, gözden geçirilsin, gerekirse kaldırılsın. Bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay değil çünkü bu aslında en başta bir itibar meselesi. Fakat ne yazık ki şunu anlıyoruz, demokratik ilkelerle işi kalmamış siyasi iktidarın. O kadar işi kalmamış ki buna açıktan zaten de bize Batı'nın dayattığı bir sözleşmedir diyerek neredeyse ya, yanlış beyan bu. Yani gerçeğe aykırı bir beyan. Batı'nın dayattığı falan bir sözleşme değil. Kendilerinin ifadesiyle son derece yerli ve milli bir sözleşme. Bizim tarafımızdan az. Yani biz hazırladık bu sözleşmeyi. El birliğiyle hazırlandı. Dolayısıyla bugün o sözleşmenin altına imza atılmasını sağlayan bütün profesör hocalarımıza da, ki hepsi konuşuyorlar şu anda tek tek sorun. Biz gayet mutlu ve mesut bu sözleşmeyi imzalamıştık. Ve şimdi geliyorlar diyorlar ki hayır efendim vazgeçtik. Nedeni ne? Nedeni şu. Kadını aslında kamusal yaşamdan çekme, depolitize etme. Çünkü kadının politikleşmesi aynı zamanda siyasetin eril, ataerkil, beyaz, ırkçı, kapitalist, siyasi iktidarın oy potansiyelinin tehlikeye düşmesi demektir. Bu dünya tarihinde de böyledir. Bu böyledir. Dolayısıyla kadınları, kadın hareketini, kadın mücadelesini bütün otoriter rejimler bir tehlike olarak görürler. Bunda son derece haklıdırlar da. Çünkü kadınlar çok iyi organize olurlar. En az erkekler kadar akıllıdırlar ve nüfusunda yarısıdırlar. Dolayısıyla kadınları daha ziyade çocuk doğurmaya yönelik varlıklar olarak tırnak içinde kullanmayı tercih ediyorlar. Ve daha çok çocuk yaptırmak suretiyle aslında niceliğe bağlı, katiyen niteliğe bağlı değil. Tahmin edildiği üzere bir nitelik yok şu anda yönetim bakımından. Genç nüfus yaratmaya çalışıyorlar ve o genç nüfus onlar için bir iş potansiyeli, bir oy potansiyeli. Budur. Yani hani var bütün geçmişte yaptıkları bütün yasal girişimler, bunun içine laikliğe aykırı müftülük yasası, efendim süt izni güya yarım gün sigortalı çalışma hakkı, ki hiçbir işveren yarım gün çalışacak kadını istihdam etmez. Aslında bu kadını istihdamdan soyutlama yasasıydı. Aynı zamanda işte şu anda arabuluculuk, aile arabuluculuğu girişiminde bulunuyorlar. Bu ne demek? Şiddete maruz bırakılan mağdurla şiddet failinin anlaşmak zorunda bırakılarak aynı masaya oturtulması için şu anda uğraşıyorlar. Ki bunu İstanbul Sözleşmesi yasaklar. Ne için çalışıyorlar? İstismar affı için çalışıyorlar. İstismar mağduruyla
failin evlenmesi halinde faile veril, failin cezasında indirim ya da erteleme. Ki biliyorsunuz 2016'da halk ayağa kalktı. Halkın bütün tepkisine rağmen bunu yapmaya çalışıyorlar. O derece gözü karartmış durumdalar. Size yapmak, ya nafaka mesela. Ki nafaka hükmünün gerekçesi aslında ataerkil yapı sebebiyle kadının evlendikten sonra çocukla ve evle ilgilenme zorunluluğu, yani öyle bir geleneksel yapı sebebiyle iş yaşamından uzaklaşması sebebiyle boşandıktan sonra destekten yoksun kalmaması için konulmuştur. Yani bütün bu yasal girişimlerin hepsinin temeline bakın, kadını istihdamdan, dışarıdan, kamusal yaşamdan soyutlayarak eve kapatıp daha fazla çocuk doğurmaya programlandığını görürsünüz. Evet. Amaç budur. Amaç budur. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak aslında, ki İstanbul Sözleşmesi zorla evlendirmeyi, işte bu erken yaşta evlilikleri, efendim ara buluculuğu, bu saydığımız bütün kadını ikinci plana iten durumları yasaklar. Aslında ulaşmak istedikleri hedefe daha kolay ulaşabilmek için bu sözleşmeyi kaldırmak istiyorlar. Bir de sapkınların sözleşmesi deyip karalıyorlar. Sapkınların sözleşmesi falan değil. Ezilenleri koruyan bir sözleşme. Dezavantajlı grupları koruyan bir sözleşme. Çocukları koruyan bir sözleşme. Bu ülkede bu zamana kadar kimler öldürüldüyse, katledildiyse onları koruyan bir sözleşme. Son derece de insan haklarına uygun bir sözleşme. O yüzden kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Biz her şeyin farkındayız. Bir ülkede bir siyasi lider, yönetim bir şey değiştirmek istediğinde önce kadınlardan başlar. Yapmak istedikleri profili önce kadınları vitrine koyarak, bakın biz bunu yapmak istiyoruz derler. Ama bizi aptal sanmasınlar. Biz onlar için değiştirilecek şey değiliz. Biz mal değiliz. Biz insanız, toplumun yarısıyız. Dolayısıyla da direnmeye devam edeceğiz. Bunların farkındayız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Dikkat ederseniz sözlerinizi hiç kesmedim. Çünkü sosyal medyada bu olaylar olduğunda sadece bir tweet atmıştım. O tweette de demiştim ki sözüm olmadığı için susuyor değilim. Ama kadınlar konuşurken erkeklerin dinlemeyi bilmesi lazım demiştim. Ve sözünüzü hiç kesmedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize gerçekten hem ifade ettiniz hem de bu vesileyle toplumu da aydınlattınız. Kurultayda başarı dilerim. Kurultayda çok teşekkürler. Kurultayda siz de göreceksiniz ki yine erkeklerin ortalarda olduğu, yine kadınların yok sayıldığı, bu Türkiye'nin en laik, en ilerici görünen düzen partisinde bile kadının çok sınırlı sayıda maalesef siyasette olabildiği bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu meseleyi de Türkiye çözer. Tabii kadın deyince kadınlar da hepsi birbirine benzeyen insan varlıklar değil. Kadın deyince, biz kadın deyince Beyce Boran'ı anlıyoruz. Tansu Çiller'i anlamıyoruz tabii. Kadın deyince bu arada Türkan Saylan'ı anlıyoruz. Evet. Tansu Çiller erkek siyaset yapan bir kadındır. Yani biz şunu da özellikle söyleriz. Kadınsanız kadın siyaset, yani kadın gibi siyaset yapın. Kadın olarak siyaset yapın. Kadın gibi ya da erkek gibi değil. Yani bunu cinsiyete, siyaset yapın daha doğrusu. İnsan gibi siyaset yapın. Ve Tansu Çiller erkek siyaset yapan biriydi. Eril siyaset yapıyordu. Dili de öyleydi. Tavrı da öyleydi. Dolayısıyla hani kullandığı yöntemleri hali hazırda, eril sistemi koruyucu tavırlarını biz garipsemiyoruz. Ama iyi bir haber vermek isterim. Açıkçası biz çok sevindik kadın hareketi olarak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'yla bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda bize bazı sözler vermişti. Bizden de bir talep listesi istemişti. Biz kendisine ilettik. Geçtiğimiz salı grup toplantısında acil taleplerimizi, ki işte sözleşmeyi, istismar hepsini kapsıyor, bunları okudu. Kendisi de bize temsiliyet bakımından bir eşitlikçi söz verdi ve bu yönde kendi isteklerini de dile getirdi. O yüzden bir kanal açıyoruz. Bir mücadele ede ede bir kanal açıyoruz. Bunu daha da genişleteceğiz. Bunu birlikte yapacağız kadınlara. Buradan kadın arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bence en önemli sorunumuz vazgeçmemek. Yani vazgeçmememiz gerekiyor. Kadınlar yeteneksiz ya da beceriksiz oldukları için değil. Çoğunlukla bu sisteme dahil olmamak adına yarı yoldan dönmeyi tercih ediyorlar. Ben kendi adıma buna şahit oldum. Hayır, devam etmek durumundayız. Bırakmadan kendi adımıza söylüyorum. Hani sistem değişmedi, o ayrı. Bunun için uğraşacağız. O yüzden kolektif mücadeleye katılarak lütfen direncimize devam edelim. Ve bunu daha da artıralım. Biz kazanıyoruz. Kadın hareketi hep kazanmıştır dünya tarihinde. Yine kazanacağız.
Çok teşekkür ediyorum size. Kurultay'da başarı diliyorum. Bence Kurultay'da tek bir ölçü var. 61 üye olacak. Biri genel başkan. Sanıyorum 60 parti meclis üyesi olacak. Ne zaman ki o parti meclisinde 30 kadın girer, ne zaman ki parlamentoya en az %50 kadın girer ya da mümkünse parti genel başkanı bir kadın olur ve o kadın da sağcı olmaz. Çünkü sizin partide sağcı çok, solcu bir kadın olur. O zaman ben de ikna olurum. Çünkü biz artık sağcılıktan bıktık. Solculuğa ihtiyacı var Türkiye'nin. Çok teşekkür ediyorum. Umarım. Ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için Enver. Rica ederim. Bir gün inşallah stüdyoda daha da geniş muhabbet ederiz. Bekleriz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Düşünelim programında nereye bakayım, buraya mı? Ya stüdyo yeni olunca bunlar da yönetmen kameraları her tarafa yerleştirdi, tamam mı? Şimdi biz öteki Taksim'deki stüdyoda küçücük yerdeydik. Zaten nereye baksan kameraya yakalanıyordun. Biz şimdi böyle bu kanal el değiştirdikten sonra büyük yatırım yapıldı. Yatırımdan sonra işte kocaman bir stüdyo oldu. Dolayısıyla yeni yönetmenler de alındı. Yeni yönetmenler de havayı koklayınca her tarafa kamera yerleştirdiler. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda 5 kamera çalışıyoruz. Her ne kadar 2 tanesinin başında kameraman yoksa da, ama 3 tane kameraman var. Yavuz var, Murat var. Sen kimsin? Uğur da var. 3 kameraman var. Yani ben size söyleyeyim, bayağı burası stüdyo. Bilenler bilir, Jimmy Jeep diye hareketli bir kameramız var, yükselen kamera. Oradan da böyle acayip görüntüler falan oluyor. Havamız var yani. Bundan sonra düzen medyası bizimle hayatta başa çıkan. Oğlum karar verin nereye bakacağımıza. Ha, sen de misin? Şimdi normalde kameraların ışığı yanması lazım. Ben yıllarca yayıncılık yaptım. Kameraların ışığı yanmıyor. O yüzden el kaldırıyorlar bana. Neyse bu arayı böyle hallettik. Ahmet Hoca hazır mı? Ona bağlanacağız. Ahmet Saltık'la konuşacağız. Ahmet Saltık namuslu bir bilim insanı ve bize habire doğruları söyledi. Yine doğruları söyleyeceğine inanıyorum ben. Çünkü salgın hakikaten alabildiğine azgın bir halde sürüyor. Mamafih insanlar bu konuda uyumlu değil. Ahmet Hocam gelmiş. Hocam iyi akşamlar. İyi yayınlar değerli Aysever. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Rica ederim. Ben çok memnun oluyorum. Sizden habire öğreniyorum. Yalnız sizle konuştuktan sonra bazen rehavete kapıldığımı öğrenip daha çok önlem almaya başlıyorum. Çünkü çok açık söyleyeyim hocam. Öyle bir iklim yaratıldı ki hayat açılınca hayatın dışında kalamıyorsunuz ve davranışlarınızda zaaf göstermeye başlıyorsunuz. Ama sanıyorum aslında Türkiye'de salgınla ilgili hiç de rehavete kapılacak bir durum yok. Bilmiyorum siz ne dersiniz hocam? Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da böyle değerli Aysever. Salgın rekorlar kırarak yayılmaya küresel ölçekte devam ediyor. Tam anlamıyla pandemi diyebiliriz. Yani kıtalar arası salgın ya da küresel salgın. Dünkü rakam 260 binin üstünde. Bir günde tanı konan insanların sayısı böyle. Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen ve geçmiş bütün rakamların 7 ayı bitiriyoruz neredeyse. Üstünde belirgin bir farkla 240 bin, 249 binler olmuştu. Ve yeryüzündeki bütün coğrafyalarda var. Türkiye'de de bir türlü o salgın eğrisi aşağıya inip X ekseniyle buluşmuyor. Yani ilk dalgayı sönümlendiremiyoruz. Bitiremiyoruz. İkinci dalgayı konuşacak durumda haliyle değiliz. Rakamlar 900'lerde direnmeyi sürdürüyor. Peki hocam, bu küresel rakamla ilgili bir şey soracağım. Küresel rakamların dünyaya dağılımı nasıl? Yani bu pandemiyle başa çıktığı düşünülen ülkelerde de yeniden bir hortlama mı var? Yoksa geri kalmış ülkelerde mi iş tavsamaya başladı? İkisi de değerli Aysever, İspanya özellikle sönümlendirdim derken yeniden başı belaya girmiş durumda. İsrail bir başkası ikinci dalgayı yaşayan ülke. İran epeydir ikinci dalga denebilecek bir biçimde sönümlendirilemeyen ilk atağın başkaldırmasıyla ciddi düzeyde başı dertte. Yoksul ülkeler artık bulaşmaya açık açık başladılar. Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan, Peru, Şili gibi Güney Amerika'daki ülkeler, Meksika, Brezilya zaten perişan durumda. Böyle bütün dünyaya daha korkunç bir hızla yayılımını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı'nın sözleriyle daha kötü, daha kötü, daha kötü İngilizceden çevirerek size söyledim konuşmasından. Böyle bir uyarısı var.
ve Avrupa Birliği ülkeleri bilindiği gibi Türkiye ile ilişkili turizm etkinliklerini oldukça sınırlandırmış durumdalar. Hem Türkiye'den insan gitmesine hem kendilerinden Türkiye'ye turist gelmesine ilişkin sınırlamalar koymuş bulunuyorlar. Çünkü Türkiye'nin açıkladığı rakamların gerçek olmadığını onlar en az bizim ölçümüzde biliyorlar. Johns Hopkins Üniversitesi bütün dünyadan veriler yayınlıyor biliyorsunuz. Çok ustalıkla işleyerek üstelik ham veriler biçiminde değil, analizler yaparak yayınlıyor. Türkiye'yi dünyada oldukça kuşkulu veri yayınlayan ülkeler arasında ilan ediyor. Nitekim son fiyasko, skandal, hangi sözcüğü kullanacağımı bilemiyorum değerli Aysever. Kullanılan PCR testinin Türkiye'de duyarlılığının %40 düzeyinde olduğu ortaya çıktı. Bu gerçek bir skandaldır. Yani 100 hastaya yapılsa bu test 40'ında pozitif çıkabiliyor. Gerçekten hasta olduğu halde 60 kişide, 60 hastada negatif sonuç veriyor. Kaba bir benzetmeyle yazı tura atsak bu hasta mı bu Covid mi diye %50 biliyorsunuz yazı tura da şansınız. Hiç test yapmadan iki başvurandan birini Covid'li kabul etsek teste gerek kalmadan tırnak içinde daha başarılı olabileceğiz. Bu inanılmaz bir fiyasko, affedilmez bir hata değerli Aysever. İnsanlığa karşı suç. %40 bunu, dolayında. Hocam bu nereden kaynaklı? Yani dünyanın kullandığı ölçüde bir testi ki bugün Sağlık Bakanlığı bunu yalanladı ama bir testi Türkiye'nin yapamıyor olması kasıtlı bir şey olmasa gerek. Ya beceriksizlik olması lazım ya teknolojik yetersizlik olması lazım. Kasıt aramak tuhaf geliyor bana açıkçası. Biz de kasıt aramıyoruz ama bunun bir biçimde açıklanması gerekli. Biz inanın değerli Aysever, tıbbiyenin 4. 5. sınıfında dahi bir salgın yönetiminde kullanılacak tanı testlerinin geçerlik ve güvenilirliklerinin, kalibrasyonlarının, validite denen geçerlik testlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu söyleriz. Yani bunu her tıbbiyeli bilir. Dolayısıyla 90 milyon kadar insanın yaşadığı bir ülkede böylesine ciddi bir küresel salgınla savaşacakken, yola çıkarken bu boyutlara erişebileceğini öngörmek gerekirken kullanılan testin daha baştan ne ölçüde duyarlı, ne ölçüde seçici, bunlar teknik özellikler, pozitif ve negatif prediktif değerlerinin, kestirim güçlerinin ne olduğunun mutlaka kezlerce çalışılması ve akredite edilmiş Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetkili laboratuvarlara da test ettirilerek, testin testi yaptırılarak deyim yerindeyse onaylanması gerekirdi. Biz bunu bilseydik ve şunu da ek olarak ne yapalım, elde bu var, yeteneği %40, daha fazla değil bilgisine baştan sahip olsaydık Sağlık Örgütü olarak, hekimler olarak, Sağlık Bakanlığı olarak bu teste o kadar bel bağlamazdık. %60-70 düzeyinde duyarlı olduğu hastaları ortaya koyabildiği söylendi bize. Dolayısıyla işte test pozitifse %70 tamam, değilse de %30 olasılık kalıyor geriye diye bir parça teste bel bağladık. Tersi olsaydı, bu bize baştan söylenseydi, klinik bulgularımızla, yan laboratuvar teknikleriyle, akciğer tomografisiyle bu hastalığın tanısını biz PCR'a gereksinim duymadan da daha güvenilir biçimde koyabilirdik. Dolayısıyla salgın bu boyutlara gelmeyebilirdi. Salgının bu boyutlara gelmesi, rakamsal olarak büyümesi, süre olarak uzaması aynı zamanda açık yönetim kusuru, insanlığa karşı suçtur. Bu bir suçtur. Suç duyurusu yapıyorum. Savcılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum. Kimi suçluyorsunuz? Kimi suçluyorsunuz? Bu olayın Sağlık Bakanlığı'nı tabii ki suçluyorum. Oradaki bir daire başkanlığı, mikrobiyoloji daire başkanının görevden alınması yetmez. Bu olay bakan götürür. Bu olay hükümet götürür. Bunca masum insanın ölümünden, hastalanmasından ve ekonominin 10 milyarlarca dolar uzayan salgın ve çok büyüyen, halktan saklanan, gizlenen rakamlar nedeniyle bu tablonun sorumlusu kimdir? Siyasal sorumlusu kimdir? Tarihsel sorumlusu kimdir? Hukuksal sorumlusu kimdir? İnsani sorumlusu kimdir? Türkiye Barolar Birliği kaldıysa hala başındaki zat insan hakları koruma adına, yaşam hakkını koruma adına bir girişimde bulunacak mıdır? Türk Tabipleri Birliği çırpınıyor. 165 bin hekimin örgütü ama hükümet kategorik olarak Türk Tabipleri Birliği'nin görüşlerini, değerlendirmelerini dikkate almıyor. Yazılarına yanıt vermiyor, sorularına yanıt vermiyor. Ve salgın yönetiminde yüzüne gözüne bulaştırmanın ötesinde
utanç verici bir tabloya sergilemiş bulunuyor. Dolayısıyla bugün eğer 220 bin resmi olgu varsa değerli Aysever, %40'sa bu testinde hastaları yakalama gücü duyarlı, siz bu 220'nin üstüne 330 bin daha eklemek zorundasınız. 550 bin olmalı idi ilan ettiğiniz olgu sayısı. 550 bin. Bunları siz ilan etmediniz ama bunlar var. Bunlar Türkiye'nin içinde. Bunlar uzayda değil, başka bir yere gitmedi. Bu toplumun içinde yaşıyorlar ve salgın işte böyle için devam etmekte. Her an başını kaldırarak daha önceki dönemlerde Nisan'ın ortalarında olduğu gibi daha büyük boyutlara, günde 100 ölümlere, efendim birkaç bin, 5000 kadar olguya potansiyel durumda, gebe durumda gittiğimiz tablo. O bakımdan Sağlık Bakanlığı'nın bir öz eleştiri yapması, efendim bundan bir başarı öyküsü yazmak gibi saçmalıklardan vazgeçmesi, Erdoğan'ın da dünyadaki pek çok ülkeden çok daha başarılı olduk, şöyle yönettik, böyle yönettik gibi akıl almaz, gerçekçi bilgilere, temellere dayanmayan sözlere bir son vermesi gerekiyor. Meclis eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi sorumluluğunu gerçek anlamda üstlenecekse bu konu apaçık bir meclis soruşturması haline getirilmeli. Mecliste açık oturumlar yapılmalı, görüşülmeli, hesap sorulmalı, değerlendirilmeli ve Sağlık Bakanlığı hala bize çok temel 4-5 veriden başka veri vermemekten vazgeçmeli. Bütün verileri açıklamalı. Biz de öğrenmeliyiz. Şimdiye kadar açıklanan verilerde de düzeltme yapılmalı. Ben de 220 bin değil, bu hesaba göre en az 550 bin olguya tanı koymuş olmam gerekirdi demeli. Bir de test yapılmadan korona tedavisi konan ya da korona negatif olduğu halde klinik olarak bizim tanı koyduğumuz hastalar var. Bunlara da eklerseniz Türkiye'de gerçek olgu sayısının milyona doğru tırmandığını görebiliriz. Bunlar sağlık kuruluşlarına başvuranlar. Bildiğimiz gibi %15'i ancak sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Milyona yaklaşan bir hastanın sağlık kuruluşlarında kayda alınması gerektiği dikkate alındığında bunu yaklaşık 7 ile çarparsanız 6-7 milyon dolayında insana Türkiye'de enfeksiyonun bulaşmış olması olasılığı vardır. Ve bir kez daha iktidarı yaptığı bütün hatalardan vazgeçerek toplumun öbür kesimlerini de katarak, başta Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanındaki sendikalar, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, üniversitelerden insanları, bağımsız uzmanları, yabancı gözlemcileri de davet ederek bu salgın yönetimini saydamlaştırması ve bilimselleştirilmesi gerekiyor. Bu Alaturka yöntemin terk edilmesi gerekiyor. Bu salgın Türkiye'ye diz çöktürebilir değerli Aysever. Yineliyor. Bu salgın Türkiye'ye diz çöktürebilir. Çünkü Kurban Bayramı geliyor, onun da bir faturası olacak. Hiç kaçınılmaz bir biçimde öyle veya böyle örtülerek, eğer eğri inecekse bile inmeyip paralel devam ederek x80'ine ama bizim ayrıştıramayacağımız bir biçimde Kurban Bayramı nedeniyle eklenen ölümler ve olgular olacak. Çok dramatik söyleyeyim. Kurban Bayramı bu salgın nedeniyle ek hastalıklar ve ek ölümler gibi bir fatura Türk toplumuna çıkaracak. Adı Kurban Bayramı olmakla birlikte 4 gün kapatmayı iktidar göze alamadı Kurban Bayramı'nda. Kurban kesiminin bu bayram ertelenmesini göze alamadı. Çünkü ekonomik beklentiler, ticari beklentiler, sermayenin beklentileri, yerli ya da yabancı, küresel, insan sağlığının, toplum sağlığının fersah önünde gelmekte. Hatalar zinciri 11 Mayıs'ta AVM'lerin, kapitalizmin tapınaklarının açılmasıyla başladı ve ardışık bir biçimde bu hatalar zinciri sürdürülüyor ve Türkiye yangını söndüremiyor. Dolayısıyla başta turizm olmak üzere pek çok açıdan bedel ödemeyi sürdürüyor. Ekonomik verileri siz de biliyorsunuz, işsizliğin nereye kadar geldiğini, bankalara olan borçların, kredilerin, 3 tane devlet bankasının korkunç görev zararlarının nereye geldiğini biliyorsunuz. Bütün bunlar bilimsel olmayan, epidemioloji biliminin ilkelerine dayanmayan yönetim denilebilirse, salgın yönetiminin sözde bilim kurulu, oradaki arkadaşlar gücenmesin, sözüm onlara değil, bağımsız, özerk, yasal güvenceli kurumlarımız olmadığı için, siyasetin güdümünde kurullar eliyle ancak bu denli salgın yönetilebildiği için buradayız. 14 gün kapatmayı AKP iktidarı göze alamadı. Çünkü yaklaşık 45-50 milyar dolar dolayında bir maliyeti vardır bunun. Ve o 14 gün kapatmamanın artı öbür hataların bizi getirdiği yer bugün burasıdır. Peki önümüzde, hocam.
şunu söyleyeyim izin verin. Buyurun. Kurban Bayramı'ndan sonra okulların açılması 31 Ağustos'ta bildiğiniz gibi bir ay sonra söz konusu. O bir başka kırılma noktası Türkiye için olacak. Onu da, Umre'de olduğu gibi. Onu da hocam şimdi reklama gideceğim. Onu da pazartesi ya da gelecek perşembe konuşalım. Çünkü bence kademe kademe gitmek gerekiyor. Ben de kurbandan sonra doğacak olan iklimin okulların açılmasını engelleyeceğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla onu o zaman konuşalım isterseniz. Çünkü şu anda söyledikleriniz zaten yeterince bir uyarı niteliğinde. Pazartesi ya da perşembe kalanına devam edelim. Çünkü bu iş öyle hemen üzeri kapatılacak bir iş değil. Siz de biliyorsunuz ki aylardır konuşuyoruz. Daha bir santim ilerleme kaydedemedik. Bir konu İvedi, izin verirseniz. Buyurun. Değerli Aysever, bir nokta önemli, onu söyleyeyim. Günün, saatin dahi önemi var. O da şudur. Bildiğiniz gibi 12 yıllık temel eğitim zorunludur Türkiye'de. Evet. Anayasa gereği bütün veliler çocuklarını okullara gönderecekler. 42. madde gereği gönderecekler. Ama hükümet diyor ki, ey veli, bana teminat ver, taahhütname imzala. Çocuğumun ateşi çıkarsa, nefes darlığı olursa, öksürürse getirmeyeceğim. Bu Yavuz Hırsız misali değerli Aysever. Teminatı verecek olan, güvenceyi verecek olan devlet. Çünkü eğitim zorunlu ve ben çocuğumu göndermeme şansına sahip değilim. Sağlık, güvenlik bütün önlemleri aldım. Ey veli, güvenle bana gönderebilirsin. Devlet olarak görevlerimi yaptım demek durumunda olan hükümettir. Zaman akıyor, acil olan şu. 31 Ağustos'a kadar yetişmez bu. Bir ay erteleyerek en azından okul mekanlarını büyütmek. Ek prefabrik mekanlar yapmak. Gecikiyoruz, yetişmeyecek. Buna hocam, hemen başlayın. Türkiye'nin başı göğe eriyor. 10. ülke ekonomi, öyle mi dünyada? Yapsana kardeşim, okul mekanlarını büyütsene. Hocam, bu konudaki eleştirilerinizi biliyorum. Ben yine de okulların açılamayacağını düşünenlerden biriyim. Özel okullara paraları yatırtacaklar, açıp kapatacaklar diye düşünüyorum. Reklama gitmem lazım. Bunun devamını konuşalım. İyi konu çünkü bu hocam.